Merhaba. 10 seneyi geçti. Yeni resmi tarih inşa edilmeye çalışılıyor. Buna göre darbe soruşturmalarının alayı kumpasmış. Bugünkü hukuk katliamının sebebi 2010 anayasa referandumuymuş. O günkü yetmez ama evetçiler günah çıkarmadıkça konuşamazmış. 17-25 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk soruşturması cemaatle yol ayrımı için milatmış. Cemaat silahlı terör örgütüymüş. İltisaklı herkes FETÖ mensubuymuş. 15 Temmuz bir darbe girişimiymiş. Ülke direkten dönmüşmüş. Kürt sorunu yokmuş. Geze eylemcileri anayasal düzeni değiştirmeye çalışmış. Ömrüm ve kalemim yettiğince bütün bunlara itiraz edeceğim. İşimiz çok zor. Ve fakat tane tane anlatmaktan başka çare de yok. Bugünlerin miladı ne 2016'dır ne 2013 ne de 2010. Önce 2007'ye sonra 5'er yıl geriye atlayıp 2002 ve 1997'ye bakacaksınız. Bunu bir asır geriye iddiaççılara kadar götürebilirsiniz. Ahmet Altan'ın son kitaplarında o dönemi romanlaştırması bundandır. İşimiz zor çünkü Türkiye'ye egemen olan TV kanalları... Gerçekleri saklamakla kalmıyor, yalan ve kurgu haber üretiyor. Şunu unutmayın vatandaş haberleri internet ve sosyal ağlardan takip etmiyor. %70 ve üzeri nüfus günde kişi başı 5-6 saat TV seyrediyor. O kanallardan birinde geçenlerde şu yayımlandı. Bir televizyon tamircisi müşterisinin bırakıp gittiği eski model bir siyah beyaz televizyonu tamir etmiş. Televizyon çalışmaya başlayınca bir de ne görsün? Ekranda birden Kenan Evren belirmiş 12 Eylül darbe bildirisini okuyor. Kanal o kadar arsız ve utanmaz ki haberi vermekle yetinmemiş bir buçuk dakikalık videosunu tweetlemiş. Twitter'da madara olunca da apar topar silmişler. Eskinin sakallı bebek haberi gibi bir şey. Haberin absürtlüğü tweetin silinmesinde filan değilim. Bu işleri yöneten sersem haberin hedef kitlesinin o %70'lik televizyon seyircisi olduğunu unutuyor, muazzam bir embesillikle farklı bir kitlenin egemen olduğu Twitter'a koyma gafletinde bulunuyor. Sahipleri onu bu yüzden kapının önüne koymalıydı. İşimiz zor çünkü bu neviden haberlerle beyinleri uyuşan kitleleri sokak röportajlarında görüyor, üzülüyoruz. Bizden önceki nesil heba oldu. Bizim nesil presler altında. Yeni nesil ise bu yayınlarla ifsad ediliyor. Bakın 15 Temmuz kursağımızda kaldı diyenler, Ermenistan yüzünden arabasını Ermeni mahallesine sürenler, bir partiye biat etmeyen herkesi vatan haini ilan edenler hep vardı ve bundan sonra da olacaklar. Sıkıntı sesleri gür çıkıyor. Dert etmeyin sadece Türkiye'ye mahsus değil bu dünyanın her yerinde varlar. Zemin müsait olunca çıkarlar. Tükenmezler. Çıkmalarına imkan vermeyeceksiniz. Sayıca çok olacaksınız kafalarını kaldıramayacaklar. Kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp oturacaklar. Korkmayın korkaktırlar.